Altay Kurdoğlu. Kimsin sen? Önce sen bazı sorulara cevap vereceksin. Ela'yı bulmayı beklediğimiz yerde seninle karşılaştık. Ela nerede? O kadınla konuşmak istiyorum. Önce sen soruma cevap vereceksin. Altay Kurdoğlu. Ya da adın her neyse. Sekiz yaşında seni yetimhaneye vermişler. Ama sen sürekli kaçmışsın. Devlet de seni yeniden yakalamış. 14 yaşında tamamen kayıplara karışmışsın. Onun öncesi ve sonrası karanlık. Belli ki annenle baban terk etmiş seni. Yetimhane de sana göre bir yer değilmiş. Sonra yaşadıklarına bakılırsa biri elinden tutmuş. Kimin adamısın? Cevap versene! Ela nerede? Alo! O kadını görmek istiyorum. Onunla konuşurum. Kendine hakim ol. Sen cevap vereceksin. Esra'yı nereden tanıyorsun? Ulaşamıyoruz. Ela'nın izini bulduk. Almaya
almaya gittiğimizde yoktu. Bizden önce birileri almış götürmüş. Ama sen oradaydın. Şimdi soru sormayı bırak, olanları anlat. Çocuğun nerede olduğunu bilmiyorum. Ben de onu bulmak için gitmiştim. Sen niye arıyorsun Ela'yı? Esra'ya söz verdim. O nerede? Yardım etmek istemiştim. Niye? Çocuğu için benden yardım istedi. Tehlikede olduğunu söyledi. Sonra? Yardım ettim. Ama biz çocuğu alamadan Doğan onu bulmuştu. Eve zorla mı gitti? Kız nasıl diye merak ettim. Evine gittim. Oradan kurtulmak, kızını bulmak istediğini söyledi. Ben de kaçırdım. Bir saniye. Sen şimdi bana Doğan'ın evine gidip Esra'yı kaçırdığını mı söylüyorsun? Başaramadım. Arkamızdan ateş ettiler. Vurulmuştu. Vuruldu mu? O öldü. Ne diyorsun lan sen? Kimin için çalışıyor? Amacının ne olduğunu bilmiyoruz. Fevri davranıyorsun. Sakin olmak zorundasın. Kardeşimin öldüğünü söyleyen adam orada duracak. Ben burada elim kolum bağlı hiçbir şey yapmadan oturacak mıyım? Adam elimizde. Kime hizmet ettiğini, amacının ne olduğunu öğrenmek için zamanımız var. Esra'yı aramaya devam edeceğiz. Doğan'ın da Esra'ya ne kadar bağlı olduğu ortada. O yüzden bu işin peşini bırakmayacaktır. Gözümüz Doğan'ın üzerinde olacak. Lütfen sakin ol. Sare, Esra'nın ikiziyim. Görünüşüm ona aynadaki aksi kadar benzese de ben onun tam aksiyim. Canım acımaz. Kimseye de acımam. Tamam. İyi. Şimdi ellerini çözeceğim, buradan çıkacağız. Yanlış bir şey yapmaya kalkma. Bu tarafa. Nereye gidiyoruz? Sana inanmıyorum. Kardeşime götür beni. Thank you.
Kas. Hadi. Gördün işte. Yüzünü göster. Hadi. Tükendi gül benzimde döndü gazele. Aman ben gidiyorum da sen yarini tazele, tazele. Da beni daştan daşa çal güzel. Kendi gül benzimde döndü gazele. Of, of. Aman ben gidiyorum da sen yarini tazele. Beni daştan daşa çal güzel. Vay güzel. Ona yardım etmeye kalkmasaydım, onu kaçırmak için evine gitmeseydim, belki de şimdi. Kardeşimi, Doğan denen o hayvan öldürdü. Kaldır ellerini. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kendi başına. Doğru söylemiş. Esra'yı gördüm mezarında. Melekler gibiydi. Allah rahmet eylesin.
naaşını aldıralım neredeyse. Sen nasıl rahat edeceksen öyle defnederim. Yok, ne fark edecek ki? Hem huzurlu bir yerde başından doğası da eksik olmaz. Köylü bir ihtiyar vardı. O yardım etmiş Altay'a. Ne yaptın peki? Adam nerede? Bıraktım. Ne demek bıraktım? Adam seni görmedi mi? Buraya getirmedik mi? Nasıl bırakırsın? Ondan bize zarar gelmez. Belli biraz taş kafalı ama vicdanlı bir adam. Bu şerefsizlerle birlikte yürüyecek biri değil. Hoş geldiniz Doğan Bey. Bodrum halledildi mi? Hallettim. Bu motorlar kimin? Biri benim, çocuklardan da birkaçının var. Bir şey mi oldu? Bir şey oldu Celal. Motor sahiplerinin hepsinin isimlerini istiyorum. Geceki olayla ilgiliyse müşterilerden birinin motoru çalınmış. Şimdi mi haber veriyorsun bunu? Gece rahatsız etmek istemedim. Aşağıdaki olay yüzünden polise de haber vermedim. Kimmiş motor çalan? Sürekli müşterilerimizden galerici bir arkadaş. Polis sabah Reşit Paşa sokaklarında arada bir yerde bulmuş motoru. Geceki hengamede sanırım biri çalmış, benzini bitince de orada bırakmış. Kamera kayıtlarına baktınız mı? Baktık ama olayı çözebilecek hiçbir şey bulamadık. Olay ne Celal? Tezgaha geliyorum ben. Biri beni satıyor! Böyle bir şey burada olmaz Doğan Bey. Sana mı soracağım lan? Ne o? Rahatsız mı ettik? Güzel bir işmiş bu ha? Artıcı insanı. Çok beğendiyseniz eve de yaptıralım. Böyle kum torbasına vurmayla olmaz Celal. Vurdun mu? Ses gelecek. Parası neyse vereceğiz. Tamam, hatırladım. Sen parayı sevmiyordun değil mi? Ha? İşin dalgasındasın ya. Yani. Hadi. Hadi hayırlısı. Cümlemize. Ne oldu? Ha? Kurdu oğlan, içine mi kaçtı? Hı? Adam gibi dövüş, oyun oynamıyorum ben. Dövüş! Hadi. Gerizekalı karşısında kimin olduğunu bana biri var mı? Bilmiyorsa da öğrenir. Esra'nın başına bir şey geldiyse ben ne yaparım? Öldürün onu hepinizi! Geçiyor!
Söyle Akif. Baştan anlat. Hani bizim bu Caner vardı ya abi. Hani babası buldu, sokaktan kurtuldu diye sevindiydik. Şerefsiz babanın derdi başkaymış abi. Satmış oğlanı. Sonra çocuklarla beraber buraya getirmişler. Kaç kişi görmüşlerdi? Vallahi abi 20-30 kişi varmış. Bizim bu Caner fare gibi olduğu için buymuş kaçmış aradan. Bana anlatınca aklıma geldi. Hemen Ela'nın fotoğrafını gösterdim. Abi Ela buradaymış içeride. Akşam gemiye götüreceğim sizi. Yarın hepiniz Avrupalı olacaksınız. Geç bakayım. Geç. Geç. Thank you.
Ela bilmiyor muydu teyzesini? Herkesin güvenliği için öyle olması gerekiyordu. Çok şey bilmek tehlikelidir. Tamam. Ama sizi tanımak, yerinizi bilmek benim için mi yoksa sizin için mi tehlikeli? Cevap vermem gerekiyorsa bilmiyorum. Ama cevap vermeyeceksem çok iyi biliyorum Altay. Kimsiniz siz? Hesapta belki vatan kurtarıyorsunuz. Ama biz çok dinledik o kahramanlık masallarını. Gizli mekanlar, sinyaller, kameralar, silahlar, külahlar, raconlu yürümeler. Ne Esra'yı kurtarabildiniz ne kızını bulabildiniz. Ama siz kimsiniz diye sorunca derin derin havalar. Kime babacığım sizin havanız? Ela'ya getirdiğin için minnettarız. Ağzımızın tadı yarına geldi, sağ olasın. Ama şimdi artık herkes yoluna. Hadi. Esra'nın ölümünde benim de suçum var. Ona borçluyum. Söz verdim, kızını bulacağım dedim, buldum. Şimdi de katillerini bulacağım. Belki yeniden karşılaşırız. Doğan meselesine karışma. Kaç yıldır dengede de durmaya çalışıyorum biliyor musun? Tel cambası gibiyim. Olur da dengen bir bozulursa ortalık çok karışır. Teşkilatınız da toplayamaz bıraktığım inkazı. Esra'nın hatırasına saygımdan biraz beklerim. Ne işiniz varsa çabuk halledin. Can suyunu ben vereyim. Tabii. Seni burada bulacağımı biliyordum. Kızını bulup teyzesine teslim ettiğini söylemeye geldin değil mi? İç rahat etsin diye. Vicdanlı adamsın. Son bir şey de benim için yapar mısın istesem? Yaparım. Esra'yla karşılaştığımız gün neler oldu anlatır mısın en baştan? Hala inanmıyor musun? Ben inanıyorum. Ama başkalarının da bana inanmasına ihtiyacım var. Anlamadım. Lütfen soru sorma, anlatacak mısın? Doğan denen herif de benim dövüşü izlemeye gelmişler. Üstünde ne vardı? Çok önemli. Her detayı istiyorum. Doğan zaten mekanın sahibi, sık gelir. Sıra arada bir. İşte bu kadar. Şimdi sen konuş. Niye anlattırdın bunları bana? Sence Doğan Esra'nın öldüğünü biliyor mu? Hayır. Dürbünlü tüfekle ateş eden vurduğunu görmüştür belki ama buraya kadar motordan düşmedi. Düşündüğüm şeyi mi yapacaksın? Başka çarem yok. Doğan Esra'nın yokluğundan çok etkilenmiş. Aşıklı belli ki. Aşkı batsın. Böyle adamların aşkı zehirlidir. Esra'nın başına bir şey geldiyse herkesi öldürürüm gibi laflar etti. Tetiği kim çekerse çeksin. Kardeşimin katili Doğan denen o puşt. Esra'nın onun yanında durmasına izin verdiğim için, onu yalnız bıraktığım için kendimi ömür boyu affetmeyeceğim. O yüzden bunu yapmaya mecburum. Sana mani olamam. Ben de olsam aynını yapardım. Ela'nın bir emaneti var bu arada. Belki bir daha fırsat olmaz.
Başka bir hayatta görüşmek üzere. Dur. Eğer o eve Esra olarak döneceksen... ...öyle gidemez. İhtiyacı olmayacak. O ne demek şimdi? Sarı Esra'nın yerine geçti. Ne? Al sana tavuk suyuna tuzsuz çorba. İçer misin, sabaha mı durarız? Sen bilirsin. Ya siz bu işi oyun mu sanıyorsunuz? Sarı'nın arabasını bırakmaya gelmiştim. Ben gidiyorum. Otur. Yani sen şimdi diyorsun ki Sare Esra'ymış gibi Doğan'a gitti. Herkes sizin gibi saf mı? O adam Sare'yi öldürür. Siz deyip durma. Biz diye bir şey yok. Sare böyle yapmaya karar vermiş, ben de yardım ettim. Yardım ettin. Ne yaptın mesela? O gece olanları oturup Sare'ye anlattın. O da gitti Ela ile konuştu, Doğan'ı çözdü. He? Bitti. Bu kadar mı? Plan benim değil, Sare'nin. Plan mı? Siz buna plan mı diyorsunuz? Bu kadar çürük malzemeyle yemek yaparsan zehirlenip ölürsün. Planmış. Parmak izlerini ne yaptınız peki? Onu da değiştirdiniz mi? Hiç aklınıza gelmedi değil mi? Bu zamanda kim bakar parmak izine? Ya. Doğan Esra'ya aşık. Sare ile aynı yatağa girdiğinde kim bakar parmak izine? Ne yaptı acaba? Onu mu düşüneceğim evlat? 20 kalibre tüfek kurşununu gönüllü yemiş kız. Üstüne bir de kalkıp Doğan'ın evine gitmiş, o da gönüllü. Her türlü bakar başının çaresine. Ben de öyle rahattım ama adam kafamı karıştırdı. Hangi adam? Viking. Viking mi? Sanırsın uzun sarı saçlar, renkli gözler, beyaz tenli bir adam. Yo, bildiğin esmer Anadolu çocuğudur o. Tam da öyle. Tanır mısın? Eski, tanışırız. Benimki de laf. Senin eskilerden bilmediğin mi olur? Emniyet teşkilatının şahin polisidir. Bana pek öyle gelmedi. Sare Doğan'ın yanına gitti deyince ağzıma tükürdü. Vardır bir bildiği evlat. Bizimki şahinse... Öbürü de Doğan. İhtiyar. Biz de az buçuk insan tanırız. Doğan da benim gibi kendi dünyasında bir adam. Hata yapar. Ama bilerek kimseye kötülüğünü görmedim. Adamını tanı. Bilerek bilmeyerek... Bak kimlere hizmet ediyor. Yüz bin, iki yüz bin...
300 bin. 1'e 3 mü veriyordu? Ben daha fazla beklemiştim. Yalnız kurt normalde en fazla 1'e 2 verir. Çünkü kaybetmez. Arada sırada böyle sürpriz güçlü rakipler çıkınca böyle oluyor. Mesela Doğan Bey'in Kaptan Amerika'sı 1'e 7 veriyor. Elin kolun oynaması lan gevşek. Biz de o yüzden onu oynadık. Kazandığımıza değsin dedik ama yalan oldu. Neyse. Bu sana olan borcum. Bir zarf var mı? Tabii. Doğan Bey bu arada. Bunu da kurdoğluna verirsin. Esra Hanım teşekkür etti dersin. Olur mu? Olur canım, olur. Bravo, 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 bravo. Helal olsun sana, helal. Alayı Amerikalı'ya büyük yatırdı. Kasa senin sayende tavan yaptı. Bunu da yenge hanım gönderdi. Esra Hanım. Al. Bu senin. Doğan Bey Amerikalı oynadı ama yenge hanım sana 100 bini yapıştırdı. Akıllı kadın. Esra Hanım teşekkür etti dersin dedi. Hadi güle güle harca. İtlikte serserilikte harca mı? Lan lan. Lan lan lan. Demirci körüğü gibi nefes alıp veriyorsun. Dilime de yüreğime de hakim olmaya çalışıyorum ihtiyar. Lokman Hekim Davut'a 2 parça et getirir. Mübarek hayvanın en güzel yerlerini getirdim sana der. Dilini ve yüreğini. Davut sorar. Peki hayvanın en kötü yeri neresidir? Yine aynıdır der Lokman. Dili ve yüreği. İyilik için kullanıldığında dilden ve yürekten daha güzel bir şey yoktur. Kötülük için kullanıldığında da dilden ve yürekten daha kötü bir şey yoktur. Sen derdin aynı pınardan hem acı hem tatlı su akmaz diye. Susayım mı, konuşayım mı? Bağıra bağıra konuş evlat. Bu senin hikayen. Aklımda hep aynı sahne. Yanımda bir baba. Sonra geyik, sonra kurt, sonra çakal sürüsü. Kaçma! Sonra uçurum. Sonra yine kurt. Sonra sen. Kurt!
koca kurt. Unut dedin, unuttum. Sustum. Bakmadım ne derinin öbür tarafına ne de uçurumdan aşağı. Bu geceye kadar kaçtım. Ama ben kaçtıkça o beni kovalıyor. Bu senin kaderin evlat. Kader insanı kovalamaz. Önünde gider. Söyle, bu akşam kim çıktı karşına? Yavuz Yıldırım. Sen misin? 60 sene önceki o genç teğmen ben miydim bilmem ama bu Yavuz Yıldırım. Baban. Baban. Burası neresi? Yetimhane. O çocuklar benim yetim kurtlarımdı. Turan, Bahri, Mustafa, Fikret, Yavuz. Hepsi de pırıl pırıl gençler. Yürekli, vatansever çocuklardı. Ama bunun bedelini canlarıyla ödediler. Hepsi aynı gün, birkaç saat arayla. Bu yırtılan yerde kim vardı? Adı Watson. Amcan Halit. Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin. Hayır soru arayım ondan ayırmasın. Kudret Tunç'a suikast düzenledi.
ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toprağa gömülü çok sayıda silah, mühimmat ve darbe planları ortaya çıkarıldı. Hainlerin bir kısmı ölü ele geçirilirken ordu ve emniyet içindeki diğer bağlantıları da araştırılıyor. İşte o vatan haini dedikleri bizdik evlat. Bendim. Yetim kurtlarımdı. Senin baban Yavuz Yıldırım'dı. Dağlarda teröriste aman vermeyen Bahri binbaşıydı. Kundak'ta bebeğini bırakıp göreve koşan Fikret komiserdi. Turan'ımdı. Mustafa'mdı. Daha acısı, kimse çıkıp demedi bunlar yapmaz diye. Herkes hainlere inandı. Dünyanın her yerinde söz sahibi. Türkiye'nin başına dayadı başlı bir ejderha musallat etmiş. İsyanı bastırmışsın, darbe olmuş. Anarşiyi kesmişsin, PKK başlamış. Terörü kesmişsin, Fettah İblisi çıkmış. 15 Temmuz'da onu da kesmişsin. Ama başı hala Amerika'da duruyor. Goliath boş durmaz. Deşifre olan Fettah'ın açığa çıkmamış adamların içinde olduğu yeni bir örgüt girmiş devreye. Doğan bu işin içinde. Üstüne Nizamettin var. Onun üstünde bir başkası. Onun üstünde de bir başkası var. En tepede de bunların bir numarası var. Senin gibi bir adamı hain diye ölüme terk eden, yüzlerce vatanseveri, anamı babamı şehit edip hayatımı çalanlar, İşte bu adamlar. Ben bunları bulurum kumandan. Hepsini yağlı kazığa oturturum. Sen de artık kimse döndüremez beni yolumdan. Hakkını helal et. Yalnız kurt. Bu adamlarla savaşmak mı istiyorsun gerçekten? Canım pahasına ihtiyar. Sakın yoluma çıkma. Yoluna çıkmayacağım evlat. Yol göstereceğim. Bu canavarın resmi öyle masa başında 5 dakikada çizilmez. Ben 60 yılımı verdim bu işe. Goliath'ın bize oynadığı oyunları sana anlatmak için bekledim. Bana mı? Sana. Çocukken anlattığım Salur Kazan efsanesini hatırlıyor musun? Dumanlı Dağ Börüsü, Dulkadir Delisi Salur Kazan. Hepsi ezberimde. İşte kara çelik sağlam kılıcıyla ejderhanın 7 başını da kesip yere düşüren Salur Kazan sensin evlat.
kırılmış, uçurumun dibine ölsün diye atılmış bir çocuktun sen. Kurt boynundan tutup getirdi, ayağımın dibine attı. O gün bildim. Sensin o. Ne bekledin bunca sene? Ben öleyim de kurtulayım bu dünyanın azabından diye sağda solda tepişirken ne diye bekledin? Emin olmak istedim. Belki yanılmışımdır dedim. Ölecek misin, kalacak mısın diye hep bekledim. Ben bir kere yanıldım evlat. Goliath'ı alnının ortasından vuracaktım. Saparımdaki taşlar olacak yetim kurtlarıma yıllarımı verdim. İçlerinden bir hain çıktı. Ben yanıldım. Diğerleri de benim gafletim yüzünden daha savaşın başında ölüp gitti. Bir daha yanılmaya dermanım yoktu. Emin olmak için bekledim. Bugün gelsin diye bekledim. Zamanın şimdi geldiğini nereden biliyorsun dersen, arka cebine bak. Yaratılan her varlığın ulaşacağı tek bir zirve, yerine getireceği tek bir görev vardır. Kaderinden kaçamazsın. Anlatmadım sana bunu. Polis beni sokaktan alıp ilk defa zorla yetimhaneye götürdüğünde neden kaçtım biliyor musun? Bugün zamanı geldi dedik evlat. Anlat hele. Bu fettaşlar geldi yetimhaneye. Bir sınav yaptılar. Benimle beraber yüksek puan alan 10-15 çocuğu ayırıp bir sınav daha yaptılar. Sonra bir tip geldi. Kardeşim seni Amerika'ya göndereceğiz. Okuyup büyük adam olacaksın. Ben bir kaçmışım. Otobüsün bagajında Sivas'a kadar. Sen nereden? Sen. Bilirsin tabii. İyi o zaman şunu da söyle. İlkokul mezunu bir cahil değil mi bu adam? Nasıl kandırdı bu kadar insanı? Fatır suresi 5. ayette sakın o aldatıcı şeytan sizi Allah adıyla kandırmasın der. Allah adıyla kandırdı evlat. Askeriye, emniyet, adliye, istihbarat, ilahiyat, tedrisat, ticaret milletin bütün can damarlarına sızdı. Tertemiz binlerce genci kandırıp zehirledi. 5 kuşağı yok etti. Dikeni batar diye gül ile vurmadığım yetimlerimi acımadan öldürdü. Ne yapıyoruz? Gün bugündür. Yolumuz uzun. Sönmeye yüz tutan ateşte kıvılcımlar var şimdi. Efsane yeniden doğuyor.